Bunu öldükten sonra dirilmeyi inkar eden bir adam geliyor Hazreti Mevlana'ya, kaddesallahu sırrahul ali. Hazreti Mevlana'ya geliyor, öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorum ben diyor. Böyle şey olamaz. Ölmüş bir adam nereden daha kalkıp dirilecek? Hazreti Mevlana sağ elinin şehadet parmağını uzatıyor, şu parmağımla gözlerini kör ederim senin diyor. Ve adam bir şey anlamıyor. Yani ilahi kudreti bu şehadet parmağımla gözüne sokarım manasına kullanıyor. Gözüne sokarım. Ne var bu parmakta? Bakın bakalım. Yumuşak etin içerisinden çıkan bir tırnak var. Sert bir kemik madde. Yumuşak etin içinden sert bir kemik madde çıkıyor. Parmağınızın tam hizasına, ucuna kadar geliyor. Ucuna kadar kanlı, canlı, hayatiyeti olan bir tırnak devam ediyor. Parmağınızın ucunu geçer geçmez tırnağınız ölüyor. Kestiğiniz zaman hiç acımıyor. Parmağınızın ucuna kadar canlı, parmağınızın ucunu geçti mi ölü. Her an burada yuhyi ve yumit, öldürüyor diriltiyor. Öldürür de Cenab-ı Hak parmağını da buna bizzat tecelli ettiriyor. Tırnağınızın üzerinde yuhyi ve yumit olan Allah her an hadisatı takip ettiriyor. Şu canlı tırnağınızı kesseniz kan akar, acır, sızlar, ağrı yapar. Ama parmağınızı geçtikten sonra uzayan tırnağınızı kesseniz acımaz. Niye? Ölüdür. Aynı yerde parmağın ucunda hem ölüm hem hayat devam ediyor. Her an ölüyor, diriliyor, ölüyor, diriliyor. Yuhyi ve yumitun Allah parmağında tecelli ediyor. Öldükten sonra diriliş inkar edilir mi? Her an tazeleniyor. Hayatta hiçbir şey sabit değil. Her an taze, yeni 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 devamlı tazeleniyor. Siz ayağınıza en kuvvetli bir köseleden bir ayakkabı giyseniz, en sağlam bir köseleden ayakkabı giyseniz de devamlı dolaşsanız 6 ay sonra o kösele deliniyor, yırtılıyor. Aşınıyor, yırtılıp gidiyor. Ama bir adam 60 sene yalın ayak dolaşsa ayağı delinmiyor, yırtılmıyor. Niçin? İlim diyor ki o ayağın altındaki derinin içindeki hücreler her daim tazeleniyor. Aşındıkça yerine yenisi, yenisi, yenisi geliyor. Her saniye tazeleniyor. Sen bunun farkında olamıyorsun. Bir ilahi nizam var tabiatta, alemde, üzerinde. Şu kaşlarınızı kökünden tıraş ederseniz kaşlarınızı, yerine aynen kaş geliyor. Bu kaşınızın derisinin altındaki hücreler derhal bağırsaklara, mideye haber veriyor. Benim adam kaşlarını tıraş etti. Ey bağırsaklar, ey mide, bana gıda gönderin. Derhal burada onun yerine aynı kaşı icat edecek, inşa edeceğim diyor. Kaşlar büyümeye başlıyor. Bu derinin altındaki hücreler kaşı yapıyor, yapıyor. Kaşlarınız evvelce kaç santim ise o santime gelir gelmez büyüme duruyor. Bir daha büyümüyor. Ölçüyor, biçiyor boyunu, enini, yönünü, her şeyini tayin ediyor. Eskisi gibi olduktan sonra o boyda hemen duruyor. Sana hükmeden bir kudret, yuhyi ve yumit olan bir Allah var. Yeryüzünde ne kadar insan varsa, geçen ders dedim ki, hiçbir insanın yüzü, çehresi öbürünün aynı değildir. Mutlaka farklı. Aynen bunun gibi her insanın parmak izi hiçbir insanınkine benzemiyor. Katiyen ve katibeden. Amerikalı bir profesör yazdığı bir risalede aynen şöyle söylüyor. Kliniklerde vesaire yerlerde 17 milyon insanın parmak izini aldın, hiçbirisi vallahi diğere benzemiyor diye yemin ediyor adam. Katiyen benzemez. Suçlu, suç işleyen bir sürü insanlar parmak izinde yakalanabiliyor. Demek ki Cenab-ı Hak senin şu küçücük parmağında bütün kudretini tecelli etmiş. Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diye baş parmağını, şehadet parmağını kaldırırken bu hakikati tasdik ediyor, kalbine ikrar ediyorsun. İman buna derler. O kadar mühür vurmuş ki Cenab-ı Hak parmağına, eline bir usturayı alsan da şu parmağının altındaki parmak izlerini kökünden salatalık gibi kazıyıp atsan, patatesin kabuğunu soyar gibi soyup atsan, o parmağındaki canlı hücreler çalışıyor çalışıyor, yerine aynı parmak izlerini getirip koyuyor, aynı seni tatil ediyor derhal. Hiç kaybolmuyor. Bir daha kesersen yine gelir, bir daha kesersen yine gelir. O çizgiler, izoterim, izotoplar, o yuvarlaklar, o dalgalar, hiçbirisi kaybolmaz. Öyle bir mührü Rabbani vurulmuş, öyle bir mührü Rahmani vurulmuş ki, demek ki Cenab-ı Hak seni o kadar biliyor ki, seni o kadar tanıyor ki Hazreti Allah, senin parmağının izindeki sayıları, şekilleri, daireleri o kadar biliyor ki, bir başkasında aynı şekli yaratmıyor. Senden ne kadar haberi var Allah'ım? Seni ne kadar biliyor Cenab-ı Hak, görüyor musun? Öyleyse elinle, gözünle, kulağınla, kalbinle sakın Allah'a isyan etmeyesin. O seni çok iyi biliyor. İşte aziz kardeşlerim, bütün bu gerçekleri gösteriyor ki üzerimizdeki azayı, eczayı yerli yerine oturtan Hazreti Allah'tır. Bunları nasıl kullanacağımızı en iyi bilen de O'dur. Göz üzerinde hükümler vardır.